aydınlatıyorsun. Selam size Büyük Hakanımız Fatih'in torunları. Selam size istikbalin korkusuz yüzleri. Selam size istiklalin cesur yürekleri. Selam size Türk vatanını sönmeyecek meşalleri. Selam size destan destan büyümüş kahramanlar nesli. Selam size Türkiye'nin onurlu neferleri. Selamun aleyküm Türk milleti. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu muhteşem toplantımıza katılan her kardeşimi, her dava arkadaşımı, milletimin her evladını hasretle, muhabbetle kucaklıyorum. İstanbul demek Türk tarihi demektir. İstanbul demek medeniyetimizin talihi demektir. Tam bir hafta sonra yapılacak 16 Nisan Anayasa referandumu çerçevesinde sizlerle konuşmak, görüşmek, dertleşmek istedik. Bu maksatla Yeni Kapı'da toplandık. 7 Ağustos Yeni Kapı ruhunu tekrar canlandırmayı hedefledik. İstanbulsuz olmaz, olamaz. Buna inandık. Bu açık hava toplantımızın düzenlenmesinde üstün bir gayret gösteren, emek harcayan İstanbul İl Teşkilatımıza ve bütün dava arkadaşlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. 16 Nisan referandumun milli uyanışımıza, milli huzur ve kucaklaşmamıza vesile olmasını, Türkiye'nin kamburlarından kurtulması için bir milat oluşturmasını Allah'tan niyaz ve temenni ediyorum. Ve diyorum ki hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, ulaşacak özlemlerimiz vardır. Gerçekleştireceğimiz hayallerimiz vardır. Mutlaka varacağımız yüksek ülkülerimiz vardır. Beraber olursak başarırız. Ayrı ayrı değil, birlikte durursak sonuç alırız. Yalnızlık Allah'a mahsustur. Bir ve biz olmalıyız. Dağılmamızı gözleyenlere fırsat veremeyiz. Bölünmemizi dileyenlere göz yumamayız. Bekamızı yıkmaya çalışanlara tepkisiz kalamayız. Çünkü bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez. Türk milleti için yapacaklarımız var, ihmal edilmez. Türkiye için iddialarımız var, ertelenemez. Yemin tutulmak içindir. Yemin bağlanmak içindir. Biz yemin ettik mi unutmayız. Bir yemin ettik mi aklımızdan çıkarmayız. Yemin edince yenilgeleri sileriz. Yemin içince bozguncuları silkeleriz. Türklük yeminimizdir. Kardeşlik yeminimizdir. Milli beka yeminimizdir. Bağımsızlık yeminimizdir. Yeminimizden dönmeyiz. Yeminimizi çiğnemeyiz. Döndürmeye, çiğnemeye veya çiğnetmeye kalkışanları da yıkar, olmadı biçer, daha olmadı aşar geçeriz. İstanbul'a soruyorum. Öyle bir cevap veriniz ki sesiniz Bizans'ı zelzele gibi sallayan ecdadımızın duruşu olsun. Her taraftan duyulsun. Bu ülke için yeminimiz var. Vazgeçilmez diyoruz. Yanımızda mısınız? Evet.
milli yemin ve ülkülerin sancağından tutacak mısınız? Evet. Türkiye'nin safında mısınız? Evet. Zalimlerin karşısında mısınız? Evet. Hangi çılgın bu evetlere kafa tutabilecek? Hangi kudurmuş bu evetlere rağmen tuzak kurabilecek? Hangi zulüm, zillet taraftarı bu evetlerden sonra İstanbul'a yan bakabilecek? Evet diyorsunuz, zaafa, şuura sur çekiyorsunuz. Evet diyorsunuz, millete dur, zafere buyur diyor ediyorsunuz. Evet diyorsunuz, zedelenmiş bekamızın da güç aşılıyorsunuz. Evet diyorsunuz, zayıf düşmüş milli bünyeye şuur katıyorsunuz. Yine soruyorum, devlet için evet mi? Millet için evet mi? Cumhuriyet için evet mi? Türkiye için evet mi? Evet demek bir adım önde olmaktır. Evet demek varım, ayaktayım, yenilmedim mesajıdır. Evet demek birim, diriyim, iriyim beyanıdır. İstanbul'a yakışanını yapıyorsunuz. İstanbul'un tercihini seslendiriyorsunuz. Elazığ'a gittik, evet dediler. Bursa'ya gittik, evet dediler. Kayseri'ye gittik, evet dediler. Erzurum'a gittik, evet dediler. Sakarya'ya gittik, evet dediler. Ordu'ya gittik, evet dediler. Afyonkarahisar'a gittik, evet dediler. Dün de Antalya'daydık, evet iradesini dillendirdiler. Milletimle gurur duyuyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Bütün vatandaşlarımızla övünüyorum. Evet iradesini her duyduğumda Türkiye'nin önünün açıldığını görüyorum. Şimdi İstanbul evet diye çağlıyor. Evet diye coşuyor. Burada bu arada MHP nerede diye soran bazı aymazlar da görülüyor. MHP ne yapıyor diye soruşturan bazı ahlaksızlar ortalıkta geziyor. Gazete köşelerinde kirli kalemleriyle iftira atıyorlar. Ekranlardan zehir gibi hezeyan saçıyorlar. Bire hayasızlar, bire hayırsızlar. Milliyetçi Hareket Partisi milletiyle iç içe meydanlarda, salonlarda, Anadolu'nun bağrında hala anlamıyor musun? Milliyetçi Hareket Partisi Müslüman Türk milletinin olduğu her zeminde, her köşede hala kabullenmiyor musunuz? Bunların gözleri var görmüyor, kulakları var duymuyor, akılları var almıyor. Çünkü üç maymunu oynuyorlar. Tezvirat tekeri, nifak dümeni çevirmekle oyalanıyorlar. En iyi yaptıkları çarpıtmak, meslekleri karıştırmak, meseleleri saptırmak, amaçları tertemiz suyu bulandırmak. Biz bunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz. Bunlara aldırış etmeden yeminlerimizin gereğini yapıyoruz. Vatana evet diyoruz, ötleri patlıyor. Bayrağa evet diyoruz, öcü görmüş gibi parlıyorlar. Mukaddesatımıza evet diyor, mukadderatımıza sahip çıkıyoruz. Öğütülmüş buğday başakları gibi dağılıyorlar. Şimdi siz söyleyiniz. Bunların alayını birden korkudan titretiniz. 16 Nisan'a hazır mısınız?
Sandıkta gücünüzü gösterecek misiniz? Evet. Türklüğün bekası için evet diyecek misiniz? Evet. İstanbul için evet kararı verecek misiniz? Evet. Bu evetlerle kim başa çıkabilir? Bu evetlere hangi çıldırmış kafa tutabilir? Bu evetlere hangi melun emel kara çalabilir? Siz evet diyorsunuz, aynen size katılıyor ve inanmışlıkla belirtiyorum ki devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet. Değerli İstanbullu kardeşlerim, muhterem dava arkadaşlarım, aylardır anayasa tartışmaları gündemdedir. Elbette bunun bir mahsuru yoktur. Demokrasi hayatımız canlanmış, tartışma kültürü güçlenmiştir. Aylardır bizim tercih ve irademiz eleştirilmekte, yerilmektedir. Fakat burası sorunludur. Zira karşımızdaki koro iyi niyetli değildir. Niye anayasa değişikliğinin içinde olmuşuz? Niçin Adalet ve Kalkınma Partisi'ne destek vermişiz? Neden sistem değişikliği konusunu ısıtıp gündeme getirmişiz? Yattılar, kalktılar, bunu konuştular. Döndüler, dolaştılar, bunu seslendirdiler. 7 Haziran'da 2015 seçimlerinden sonra koalisyon kurulmadı, suçlandık. Milli yeminlerimizi yok sayarak CHP, HDP yanında durmamız projelendirildi. Tutmayınca saldırıya uğradık. İstek ve irademiz dışında koalisyon kurulmadı, reddi olduk. Ülkemiz 1 Kasım'da seçime gitti. Sorumlu görüldük. Seçim hükümetinde PKK ile olamayız dedik, korkak gösterildik. 1 Kasım'dan sonra MHP'ye FETÖ bağlantılı saldırı başladı. Pensilvanya hücreleri hareketlendi. Kriptolar kanlandı, canlandı. Taviz vermedik, kurultaydan kaçmakla eleştirildik. Bekamız çok ciddi risk altında, fiili sistem çözülmeli dedik. Evetçi olmakla mimlendik. Türkiye'ye destek verdik. Milli duruş gösterdik. Yedek lastik, baston, can simidi, vagon olarak alçakça itham edildik. Geçmişte Türk milleti için itiraz ettiğimizde saldırıya uğradık. Bugün evet diyoruz, yine aynısı yaşanıyor. Bizi anlamayanlar, anlamak istemeyenler, paslı ve bayağı namlularına fitne mermilerini sürerek kontrolsüzce ateşliyorlar. Zannediyorlar ki pes edeceğiz. Zannediyorlar ki pert olacağız. Biliniz ki bileğimizi bükemezler. Biliniz ki bize diş geçiremezler. Bu ülke için vazgeçilmeyecek yeminlerimiz olduğunu ya göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar. Evet, biz Türkiye'de fiili bir açmaz olduğunu açıkladık. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bunun tamir ve telafisinin acil olduğunu söyledik. Devlet anayasal yörüngeden çıkmıştı. Fiilen uygulanan hükümet etme sisteminin anayasada bir karşılığı yoktu. Türkiye kör topal gidemezdi. Düşe kalka yol alamazdık. Biz duvara tırmanamazdık. Çuvallayabilirdik, çökebilirdik, çözülebilirdik. Ortadan ikiye çatlayabilirdik. Büyük Türk düşünürü
Yusuf Hacip der ki, iki şeyden ibarettir ilin bağı, kilidi. Biri sakınmaktır, biri töre, ilin kökü. Ne olursa olsun ilimizi yani yurdumuzu sakınmak yani korumak zorundaydık. Bedelini ödemeyi peşinen göze alarak töreyi yani hukuk ve anayasayı hakim kılmalıydık. Çünkü devlet demek hukuk demektir. Devlet töredir, töre devlettir. Bu yalın gerçeği 15 Temmuz'dan sonra gördük mü? Bu ihtiyacı 15 Temmuz'dan sonra şiddetle duyduk mu? Elbette evet, her zaman millet, her şartta devlet dedik, irade gösterdik. Siz de evet diyor musunuz? Hatırlarsanız hükümet etme sistemiyle ilgili karmaşa 2007'de başlamıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanı seçtirmemek için her yol ve silahı kullanan kaos çetesi kısa bir zafer turundan sonra hezimete uğramıştı. Kılıçdaroğlu'nun selefi epey uğraşmış, beyhude yere çırpınmıştı. Hayır çıkarsa düşmanı denize dökmüş gibi sevineceğim diyen var ya, kendisi sandığınız dehlizin de kaybolup gitmişti. Nitekim 21 Ekim 2007 referandumuyla Türk milleti Cumhurbaşkanını bizzat ben seçeceğim demişti. Burası tamam mı? Buraya kadar hemfikir miyiz? Evet. 367 toplantı yeter sayısı icat eden kokuşmuşlar Türkiye'yi köşeye sıkıştıracaklarını sanmışlardı. Ama kendileri milli irade tarafından süpürülüp atılmıştı. 16 Nisan'ın meşruiyetini sorgulayan emekli savcı o yıllarda revaçta ve bugünkü hayırcıların gözdesiydi. Bu gafil her taşın altında başını çıkardı. Her fırsatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne taş koymaya kalktı. Dün yapamadı, silah Allah izniyle yine başaramayacak. Ne var ki sel gitti, kum kaldı. Bunlar yine karanlık kampanyalarına tekrardan daldı. 10 Ağustos 2014'te ilk kez halk tarafından Cumhurbaşkanı seçilince sistem kilitlendi. Devlet yönetimi zora girdi. Hepsinden mühimi de 15 Temmuz'da bir felaket yaşadık. FETÖ darbe teşebbüsünde son anda kurtulduk. İşgalden son anda yakayı kurtardık. Tekfur artıkları, Bizans yanaşmaları, Haçlı devşirmeleri 15 Temmuz'da şanslarını bir kez daha denediler. Çok şükür fiyatı bir dolar olan namussuzlar baltayı sadece taşa değil kendi kafalarına da vurdular. Türk milleti bayrağının altında toplandı. İhanete göğüs gerdi. Milli ruh ayağa kalktı. İşgali def etti. İşgalcileri kepazeye çevirdi. PKK'sından FETÖ'süne, IŞİD'inden DAEŞ-KPC'sine, varıncaya kadar çok sayıda terör örgütü ülkemizi hedef almıştır. Bunu görüyor, bunu biliyor, bunu yaşıyoruz. İsimlerin farklılığını kimseye anlatmasın. Bu terör örgütlerinin kendisinin amacı ortaktır. Patronları aynıdır. Destekleyicileri de birdir. Hesap bin yılda vatandaşlarımıza ve beraberce yaşadığımız bu topraklardaki varlığımızı sonlandırmaktır.
1071'de Malazgirt'te açtığımız tertemiz sayfa, karanlık çevrelerin hala korkulu rüyasıdır. Türk milletinin yaşama iradesi elinden alınmak istenmektedir. Dün denediler, başaramadılar. Bugünse terör belasıyla bizleri yıpratabileceklerini düşünüyorlar. Yolumuzdan sapmayacağımızı, beraberliğimizden taviz koparamayacaklarını sanıyorlar. Allah'ın izniyle istediklerini alamayacaklar. Yine amaçlarına ulaşamayacaklar. Gücümüzün kaynağı Türk milletidir. Güvencimiz İstanbul'un muhteşem duruşudur. Soruyorum. Devlete kol kanat gerecek misiniz? Vatana destek olacak mısınız? Al bayrağımızı hak ettiği zirveye taşıyacak mısınız? Bebek katiline sahip olmak için hayır diyen Kandil Cinayet Örgütü, bu evetleri duyduktan sonra sahiden bittik diyor. Mağaralarının mezar olacağını görüyordur. 16 Nisan'da %100 evet çıksa da meşruiyeti yoktur diyen CHP'nin kayığına binip MHP'nin kıyılarında ok atan, demir parmaklıklardan tutup çamur siyasetine yatan tükenmiş siyaset kaçkınlarına aykırı uyku bile artık haramdır. Dünya üzerinde bunlara rahat ve huzur kalmamıştır. Sonları gelmiş, işleri bitmiş, fitnelerinde boğulma vakti yaklaşmıştır. Bir CHP milletvekili evet diyenleri İzmir'e kadar kovalayıp denize dökmekten bahsetse de bunların alayı 16 Nisan'a kadar kabus görecekler, sonunda sandığın dibine çakılacaklardır. Kaçacak tek yerleri ya Kandil'dir ya Pensilvanya'dır. Durmasın CHP, hayır desin. Susmasın PKK, aman bittik diye hayır kürküsü söylesin. Eli kanlı aydınlıkçılar hayır mayası çalmaya devam etsin. FETÖ'cü hainler hayırı savunmaya, DHKPC Avrupa ülkeleri hayır propagandasını da devam etsinler. Şunun sırasında 16 Nisan'a bir hafta vardır. Milli hesap bir hafta sonra görülecektir. İstanbul bir hafta sonra demokrasi hazımsızlarına dersini verecektir. Siz söyleyiniz, buna hazır mısınız? Söz veriyor musunuz? Kaçanları tutup kovalamayacağım, merak salanları harman gibi savuracak mısınız? Siz evet diyorsanız bu defter dürülmüş, sayfa kapanmıştır. Ben de diyorum ki evet, yine evet. Bir kez daha evet. Sonuna kadar devlet, sonsuza kadar millet. Değerli kardeşlerim, aziz dava arkadaşlarım, 15 Temmuz bir milattır ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Başı Pensilvanya'da, kuyruğu devletimizin kılcal damarlarında bulunan teröristler hücrelerinden çıkıp darbe teşebbüsünde bulundular. Türk milletine yüzyıllardır diş bileyen emperyalistler 15 Temmuz'da tekrar hücuma geçtiler. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin varlığına kasteden kanlı bir girişimin işaret fişeğini yaktılar.
15 Temmuz'da koca kılığına giren insanlık müsveddesi Türk milletine ateş emri verdi. 15 Temmuz'da Gazi Meclisimiz bombaların hedefi oldu. FETÖ'cüler el koydukları tankları milletimizin üzerine sürdüler. Polis ve asker kılığına giren katiller vatan evlatlarını şehit ettiler. 15 Temmuz'da milli birliğimizi hedef aldılar. Milletimizin çökmesini amaçladılar, milletimizin iradesine ipotek koymak istediler. Kanlı bir iç savaş çıkarmayı denediler. Sizler destansı bir mücadeleyle tüm dünyaya sadece demokrasi değil, aynı zamanda cesaret, irade ve insanlık dersi verdiniz. Milletimizin göğsünü hiç düşünmeden mütecaviz akına siper etti. Kurşunlara gözünü kırpmadan meydan okudu. Bombalara karşı etten bir duvar ördü. Şehit oldunuz, devletimize diz çöktürmek isteyenlere izin vermediniz. Türkiye oldunuz, bayrağımızı yere düşürmediniz. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım diyerek FETÖ'cü ve şarlatanları mihraklarına en ağır dersi verdiniz. Hainlere attınız, tokadın sesi okyanus ötesinde yankılandı. Kahramanlık destanı yazdınız, birlik ve beraberliğimizi bozdurmadınız. Türkiye'nin işgali için pusuda bekleyenleri şaşkına çevirdiniz. Türk milletini hafif alanlara silleyi yapıştırdınız. Servi dayatanlara Kuvayi Milliye'yi hatırlattınız. Yedi düveli inancınızla püskürttünüz. Boğaziçi Köprüsü'ne yuvalanan çakalları 1453 kararlılığıyla ezdiniz. Günler boyu selaler eşliğinde vatan nöbeti tuttunuz. Türk milletinin demokrasiden yana olan kararlılığını dünya aleme bir kez daha ispat ettiniz. Türk devletinin bekasını canınızın bahasına savundunuz, korudunuz. Kanı bozukları bozuk para gibi harcadınız. Ecdadımıza layık bir duruş sergilediniz. Hepinizi, İstanbul'u, aziz milletimizi kutluyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Diyorum ki şehitler ölmez, vatan bölünmez. Değerli vatandaşlarım, muhterem dava arkadaşlarım, 15 Temmuz'da başını kaldıranların tekrar doğrulmaması için 16 Nisan tarihi bir fırsattır. 15 Temmuz'da piyonlarını kaybeden Haçlı kafilesini 16 Nisan'da mat etmek vicdani bir sorumluluktur. 15 Temmuz'da devletin, milletin, cumhuriyetin, Türklüğün ve Türkiye'nin bekasını hedef alanlara 16 Nisan'da evet diyerek cevap vermek tarihi bir görevimizdir. 16 Nisan'da devletin bekası için evet diyeceğiz. FETÖ'cüleri, PKK'lı canileri, Türk düşmanlarını perişan edeceğiz. 16 Nisan'da milletin bekası için evet diyeceğiz. Pensilvanya'yı kalbinden vuracağız. Türkiye'nin bekası için evet diyeceğiz. 15 Temmuz'un bir daha yaşanmaması için pusuda bekleyen, fırsat kollayan, planlar yapan mihrakları tarihin çöplüğüne süpüreceğiz. Milli güvenliğimize omuz vereceğiz. Daha doğrusu vermek zorundayız. Bakınız çevremize. Görünüz Irak'ta, Suriye'de neler olduğunu. Bebeklere kimyasal silahlarla saldırıyorlar. Masumlara kan kusturuyorlar.
Mazlumlar, zalimler tarafından vuruluyor. Etrafımızda harcı, cinayet, temeli vahşet olan yeni bir dünya kuruluyor. Füzeler havalarda uçuşuyor. Bombalara peş peşe patlıyor. Canlar gidiyor. Sınırlar değişiyor. Ülkeler tuzağa çekiliyor. Yani başımızda insanlar ölüyor. İnsanlık can çekişiyor. Unutmayın, Türkiye asıl hedeftir. Bu aziz ve cennet ülke hünhar niyetlerin, menfur bir hedeflerin, vandal emellerin ucundadır. Bir olmalıyız. Hep birlikte Türkiye'yi müdafaa etmeliyiz. Teslim olamayız, olmayacağız. Taviz veremeyiz, vermeyeceğiz. Başka şansımız yok. Başka gideceğimiz ülke yok. Başka seçeneğimiz yok. Tökezlersek üzerimize çullanırlar. Düşersek varlığımızı çürütürler. Devleti güçlü yapmalıyız. Anayasayı hakim kılmalıyız. Milli ve manevi değerlerimizin ortak paydasında buluşmalıyız. Yeni darbe, kriz, kaos, işgal planlarına karşı tedbir almalıyız. Siyasi kavgalarla geçirecek bir saniyemiz bile yoktur. Kutuplaşma girdabında kaybedecek bir değerimiz yoktur. Sistem tartışmalarıyla, fiili dalgınlıkla, dağınıklıkla varacağımız bir yerde kalmamıştır. Aynı safta namaz kılıp, aynı kıbleye dönüp, aynı milletin evlatları olduğumuzu bilelim. Bilenmiş, bıçkın irademizle Türkiye'ye evet diyelim. Var mısınız? Evet, tek milletiz, adımız Türk milletidir. Evet, tek devletiz, adımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet, tek vatanımız, adımız Türk vatanıdır. Evet, tek bayrağız, şerefimiz ay yıldızlı al bayraktır. Evet, tek diliz, ortak gücümüz Türkçedir. Destek veriyor musunuz? Kerkük'te gök bayrak, Karabağ'da ağıtız. Kaşgar'da gözyaşı, Bosna'da umuduz. Halep'te beklenen, Ak Mescid'de gözlenen, Ankara'da güçlenen, İstanbul'da gürbüzleşip kardeşlikte kök salan Türk milletiyiz. Kılıçdaroğlu saçmalıyormuş. Yalan yanlış konuşuyormuş. Anayasayı açıp okumamış. Maddeleri merak edip incelememiş. Artık bırakalım milletimiz hükmünü versin. Sultanahmet'te dilenip Ayasofya'da sadaka veriyorlarmış. Sabredin, akıbetlerini hep birlikte görelim. Arabanın ardına at koşuyorlarmış. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Bunların tuzaklarını da başlarına geçirir. Milliyetçi, ülkücü hareket üzerinde hesap yapıyorlarmış. FETÖ'cüler ve işbirlikçileri hayır çıkarsa şöyle olur, böyle olur havasındaymış. Ama bunlarla hesaplaşmak bizim işimizdir ve görevden kaçmayız. Yine bunları önümüze katacağız. Yine bunların alayını birden büküp heveslerini teker teker kursaklarına dizip hepsini birden ezip geçeceğiz. Yalancılar boşuna zorlamasın. 16 Nisan'da gümbür gümbür evet iradesi yükselecek. Diktatörlük gelecek diyorlar. Aslında gelenin huzur, istikrar ve istiklal güvencesi olduğuna kafaları basmıyor. Tek adamlık sistemi inşa ediliyor diyorlar. Halbuki yürütmenin güçlendiğinin, yasamanın etkinleşip üzerindeki baskının kalktığını anlayamıyorlar. Yargı bağımsızlığının yanında tarafsız olacak diyoruz. Kabus görüyorlar, saptırıyorlar. Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkacak diyoruz. Temsil gücünün artışını azmedemiyorlar. Yan yattı, çamura battı diyorlar. Sonuç alamıyorlar. Milletvekili seçilme yaşını 25'ten 18'e indireceğiz diyoruz. İtiraz edip Türk gençliğini yok sayıyorlar. Kardeşlerim söyleyiniz, bu değişiklikleri kabul ediyor musunuz?
18 yaşındaki kardeşlerimiz vatan nöbeti tutuyor, şehit oluyor, milleti ve devleti için her zorluğa katlanıyorlar. Milletvekili seçme hakları varken seçilme hakkına neden sahip olmasınlar? Niçin bu çok görülüyor? Türk gençliği bilsin ki her hak onlara meşru ve helaldir. Hayırcıların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır. Sizler onay verirseniz Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 5 yılda bir aynı günde olacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri genişletilmektedir. Milletvekillerinin kanun teklifi vermesinin önündeki yapay engeller kaldırılmakta. Bu alanda tekel oluşturmuş hükümet etkisi sıfıra indirilmektedir. Meclis yasa yapacak, hükümet seri icraatta odaklanacak. Bürokratik engeller en aza çekilecek. Bekamız tehdit eden musibetlerle etkili ve zamanda mücadele edilecek. Kuvvetler ayrımı daha da güçlenecek. Bunlara destek veriyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetim fonksiyonlarını aynen korunmaktadır. Kılıçdaroğlu Gensoru niye yok? Güven oyu neden kullanılmıyor diyor. Bilmiyor ki Gensoru'ya yeni sistemin ruhundan dolayı artık ihtiyaç yok. Güven oyu doğrudan İstanbul'a geçiyor. Değişen yalnızca hükümet etme sistemidir. Anlamıyorlar. Tesis edilecek bu yeni sistemin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir. İlk kez 100 bin seçmenin imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı gösterilecek. Fiili sulta bitiyor. Hükümet etme sistemi meşru ve anayasal sınırda yeniden tanımlanıyor, güncelleşiyor, güçleniyor. İstanbul buna onay veriyor musunuz? Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'na 2 dönem seçilme hakkı getiriliyor. Burası tamam. Ne var ki Cumhurbaşkanı 2. dönemde seçim kararı alırsa kendisi 3. döneme aday olamıyor. Burası kesin. Bunu bilmeyen Kılıçdaroğlu cehaletin kurbanı oluyor. İstanbullu kardeşlerim, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyor musunuz? Cumhurbaşkanına ilk defa siyasi ve cezai sorumluluk getiriliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi fesih hakkı asla verilmiyor. Sadece hem meclise hem de Cumhurbaşkanına aynen şu anda olduğu gibi seçimleri yenileme hakkı sağlanıyor. Askeri mahkemeler ve sıkı yönetim uygulaması kaldırılıyor. O hal ilan yetkisi Cumhurbaşkanına veriliyor. Fakat bunun onay yetkisi yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyor. Cumhurbaşkanı yürütme yetkisine ilişkin konularda kararname çıkarabilecektir. Ancak münhasıran kanunlarla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi olamayacaktır. Muhtarlıkların, lokantaların Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kapatılacağını söyleyen aklını kaçırmışlar tasfiye edecek misiniz? Yeni ismiyle Hakimler Savcılar Kurulu'nun üye sayısı 22'den 13'e, Anayasa Mahkemesi'nin sayısı 17'den 15'e iniyor. Millet iradesi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kurula yeni durumda 7 üye seçme hakkına ulaşıyor. Mutlaka sandığa gidiniz. Tertemiz iradenizle gösteriniz. Demokratik tercihinizle Türkiye'nin bekasına katkı veriniz. Hayır diyen kardeşlerim, ülkenizi düşünün. Geç olmadan evete dönün. Kararsızlık geçiren vatandaşlarım, millet için, devlet için, milli namus için, bağımsızlık için karar verin. Evet tercihlerinde toplanın. Dileğim budur, istek ve arzum böyledir. İstanbullu kardeşlerim, 16 Nisan geldiğinde son defa soruyorum. Türkiye'nin hak ve hukukunu savunacak mısınız? Evet! Geleceğiniz için evet mi? Evet! Bekamız için evet mi? Evet!
Birlik ve kardeşliğimiz için evet. Evet. 16 Nisan'da anca beraber, kanca beraber miyiz? Evet. Allah nazardan saklasın. İstanbul kararını vermiş, Türkiye'ye şaşı ve yan bakanların ocağına incir ağacını bugünden dikmiştir. Devlet için evet, millet için evet, cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için evet, Türkiye için evet. Sözlerime Yusuf Has Hacib'in duasıyla son veriyorum. Ya Rab, devletimizi artır. Dileğimizi ver. Her işimizde arka ol. Desteğini ver. Hepinizi bir kez daha selamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yolunuz, bahtınız, alnınız açık olsun diyorum. Sağ olun, var olun, ne mutlu Türk'üm diyene. Geleceğin lider ülke Türkiye'sinin kendisi. Sözü bir lider, Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer genel